Evet arkadaşlar, bugün sizlere Kuyulu ve Kardeşköy köy yolu arasında bir Kuyulu Kukareç isimli aile işletmesi açıldı. Orayı ziyaret edeceğiz hep birlikte. Onun için geldik. Onun çekimini yapacağız. Burada çok güzel işte kokoreç, sucuk, ekmek, köfte, Kuyulu Kokoreç isimli bir işletme. Hep beraber işletmeyi ziyaret edelim bakalım. Evet arkadaşlar. İşletme tam Kuyulu'nun Kardeşköy köy yolunun çıkışında, Kuyulu'dan gelirken sağ tarafta, Kardeşköy'den gelirken sol kolda kalıyor. Güzel bir aile işletmesi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Biz işletmenizi ziyarete geldik. Hoş bulduk. Aynı zamanda hem sizleri tanıtalım, hem bizim için hem sizin için faydası olur inşallah. Bir çekim yapalım dedik. Hem de bir kokoreçinizin tadına bakmak istedik. Onun için ne zaman açıldı işletmemiz? 20 gün oldu. 20 gün oldu. Vallahi biz de tesadüf. Yani bol şeyler versin Allah. Tesadüf, kardeş köyümüzde biliyorsunuz elektrik altyapısı yapılıyor. Evet, evet. Onun için ana yol kapalıydı. Evet. Tesadüf buradan geçince biz fark ettik. Evet. Onun için dedik, hatta onun için durdum. Sizden önce izin istedim. Evet. Yani çekim yapabiliriz mi diyerek de. Aynen. Onun için ki iyi oldu o zaman. Oradan çünkü çoğu arabalar buradan işleyince onlar da artık fark ederler. Evet, evet. Şey yaparlar. Aynen. İnşallah daha iyi, daha iyi olur inşallah. İnşallah, inşallah kardeşim. Bir aile işletmesi. Evet. Değil mi? Aynen. Karı koca. Aynen. Karı koca. İkiniz beraber işletiyorsunuz. Evet. İnşallah çok daha iyi, bol kazançlı müşteriler nasip etsin. Amin. İnşallah. Biz şöyle bir gezeyim, buralarda bir çekeyim, şey yapayım. Tabii. Ondan sonra şey yaparız. İşletmenin mülkü sizlere ait. Kendinize ait. Aslen Kuyulu'dansınız o zaman. Evet. Değil mi? Her ikiniz de. Kuyulu'dan, Kuyulu'nun yerlisisiniz. İyi. Güzel bir yer. Yeşil. Ne güzel yeşillikler içerisinde. Yeşil Karadeniz, Artvin'i. Öyle mi? Evet. Ben buranın yerlisiyim. Siz yerlisisiniz. Biraz daha ilerleyin ki Allah'a. Olacak. Özellikle. Çok güzel olur. Aynen. Karadeniz bölgesine has kahvaltı. Has kahvaltı. Serpme kahvaltı. Serpme kahvaltı. Özellikle kuyumak. Kuyumak değil mi? Tabi buralarda pek bilmiyor hem de. Aynen. Onu tanıtmak. Değil mi? Aynen. Taktırmak. En azından demek, damak zevki olarak. Evet. Bırakamıyor zaten onu. Evet. Aynen. İnşallah daha şey olur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dediği gibi işletme kendilerine ait. Arkadaşlar ilerleyen günlerde burayı kahvaltı da eklemek istiyorlar. Serpme kahvaltı şeklinde. Artvin yöresine ait kuyumak. Ben görüyorum. Bakıyor orası da su kaçtı yan taraftan. Evet.
güzel bir sebzelerini ekmişler. Valla işletmeniz ileriye dönük bence çok daha iyi olacak. Neden derseniz, yakında şehir hastanesinin açılması demek, düşünsene 1250 yataklı bir hastanenin açılması demek buraya çok büyük bir rant kazandırır. O yüzden de siz yani şu günlerde işte müşteri az gibi düşünmeyin bence. Yani sebat edin. Yani buraya... Akşamları yoğun olur. Olur. Aynen. Akşamları... Cumartesi, pazar özellikle... Daha şey oluyor. Akşamları 3'e 4'e kadar açıyor. Değil mi? Akşamları 5 saatinden sonra burası 2-3'e kadar sürekli full vaziyette devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Onun için dediğiniz gibi daha da iyi olur. Hatta dediğiniz gibi bu aklınızdaki o proje olan dediğin gibi kahvaltı, serpme kahvaltı şeklinde kuymak mı demiştiniz Artvin yöresine ait? Artık onu tanıtırsınız, o bir damak milletin damak zevkine hitap ederse çok daha şey olur. Yani ilerleyen günlerde dediğin gibi çok daha güzel bir şey olacak inşallah. Aynen, yanarsın bak. Kuyu. Kuyu da pişiyor önce değil mi? Ondan sonra buraya geliyor. Burada sıcaklığını muhafaza edip kuyuma hazır vaziyete getiriyorsunuz. Kahvaltıya ne zaman başlayacaksınız? Kahvaltıya nasipse şu kış kapalı alanı yapalım. Ondan sonra onun şeyine gireceğiz. Yani kapalı derken şey üstü yok. Komple. Ahşaptan kapalı alan. Kapalı alan yapacaksınız. Evet. Anladım. Ondan burası sonra tamamen ahşaptan olacak. Doğal. Evet. Doğal. En güzeli o. Hem sağlık açısından. Tabii. Beton yığıntısı yapmayacağız yani. Aynen. Hiçbir yere beton yapılmayacak. Direkt tamamen ahşap. Değil mi? Aynen. Köy çevreye uyumlu. Hani. Çitler falan ahşaptan olacak. Aynen. Ahşaptan olacak. İnsanlar zaten beton yığınına kaçıyorlar. Aynen öyle. Hele şu pandemide böyle yerlerin evet. Artık şeyi tam daha çok insanlar rahat oturması için masalarımız,
sık olmayacak. Birbirlerini duymayacak şekilde. Birbirlerine temas etmeyecek şekilde. Ona göre ayarlayacağız. Düzenli bir şekilde. Evet. Daha önce de bu işi yapıyor muydunuz? Evet. Benim başka yerde vardı. Orayı kapattık. Bir müddet açmadık. Evet. Malum virüsten dolayı. Evet. Sonra kendi bahçemizi değerlendirelim. En güzel yapmışsınız. Tabaklar hazırlar mısın? Evet. Birinde tuz olmasın abisi. Acı olabilir. Bir tanesine tuz vardı, bir tanesinde yok. Nar gibi kızarmış durumda. Aynen. Elinize sağlık. Fiyatlarımızı da uygun tuttuk. Müşterimiz gelip geçerken soruyorlar, hatta girmeyenler ne kadar diye pahalı sanıyorlar. Biz de hakkı neyse o. Aynen. Fazlasında gözümüz yok hiçbir zaman. Bizi kurtaran bu şekilde devam ediyoruz. Tabii önemli bir burada müşteri daha, memnuniyeti tabii, evet. Değil mi? Artı ve temizlik, hijyen. Birinci kuralımız zaten temizlik ve hijyendir her zaman. Değil mi? Evet. Ondan sonra dedim aile işletmesi olması. Tabii gibi burası tamamen aile işletmesi. Olması. Bir ve gelenler de genelde aile. Aynen. Çocuklarıyla, eşleriyle gelip burada zaman geçirmek için hafta sonları falan geliyorlar zaten. Aynen, çok güzel. Dediğim gibi en azından güzel bir kır bahçesi gibi, evet, deniz gibi. Öyle. Değil mi? Oyun parkı çocuklar. Aynen, çocuklar aynı. Yavaş yavaş olacak. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim.
Evet arkadaşlar, kardeşimiz servisi yaptı. Biz de tadına bakacağız inşallah. Şimdiden hepinizin hakkınızı helal etmesini istiyoruz. Çünkü göz hakkı geçiyor. O yüzden hakkınızı helal edin. Evet. Evet kardeşim, gerçekten tattım. Elinize sağlık. Afiyet olsun abi, ne demek. Damağımıza hitap etti. Onun için kanalımıza abone olan arkadaşlarımızın da, bilhassa Aydın'da evet. ve civarında oturan arkadaşlarımızı bekleriz. Çünkü gerçekten temiz bir aile işletmesi. Uğramalarına. Evet. Bu en azından tamam. Bir kez olup uğrayıp en azından bir deneyin. Hoşunuza gitmezse siz bilirsiniz. Ama hoşunuza gideceğine eminim. Çoluğunuzla çocuğunuzla çok güzel bir vakit geçirebileceğiniz bir alan. Kokoreçin haricinde başka neler köfte, yapıyorduk? Köfte. Kasap köfte, kasap sucuk. Kasap köfte ve kasap sucuk. Onlar da şey yapıyorsunuz. Onlar da gayet güzel. Kasap sucuk şey mi? Kuyulu köyün kasaplarından mı yoksa? Köy. Bizim kardeş köyden mi? Evet. Halil Beygiller'den. Evet, özellikle. Bilen bilir. Aynen. Ki ben aşağı yukarı Kardeşköy'e taşınalı 16 sene oldu. 16 senedir oradan. Yani bende de o şey vardır. Yani köyümüzde ne açılmışsa en azından bize hizmet ettiği için. Aynen. Alışveriş edersek onlar kazanırsa var olacaklar. Tabii evet. Bize hizmet etmeye devam edecekler. Aynen. Yani o zihniyette o fikirdeyim. Ama kasap gerçekten ki kendi muhteşem. Aynen dediğiniz gibi bir de kendi ürettiği evet, hayvanlardan tamam, şey yapıyor. Aynen. Hatta daha bak onlara bile çekim yapmadım. Bir gün onları da iş yapıp onları da yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Arkadaşım bol kazançlar, bol müşteriler amin. Cümlemizi diliyorum. İnşallah dediğiniz gibi idealinizdeki serpme kahvaltı olayında gerçekleştirirsiniz. Evet, en azından zamanda. Evet. En azından sabah kahvaltı türü akşamda aynen kokoreç evet. ve işte kasap köfte, kasap sucuk olayı da İnşallah onlar da tutar. Daha güzel olur inşallah. İnşallah. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Herkese çok selamlar. Bizden de aynı şekilde. Kardeşim siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederiz her şey için. Herkesi bekleriz. İnşallah. Biz de aynı şekilde tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelin arkadaşlar.